Gülendam, bak şu Cihan Bey'i arayalım. Dükkanı bulduğumuzu söyleyelim. Böyle oyalanırken dükkanı kaçıracağız. Başlayacağım artık senin dükkanından pay. Sal, yeter. Böylesi Cemre için daha iyi. Bu kız niye bu yollara bulaştı? Niye bu adamlara bulaştı? Ha? Parasızlık yüzünden. Dükkanı açarsa para basacağız, para. Hem kızına daha iyi sahip çıkabileceksin. Anladın mı? Mutluluğu başka yerde aramayacak. Biz de arayacak. Cebinde parası olacak. Aferin be sana Faysal. 40 yılda bir doğru bir şey dedin ha. Ya ben hep doğru söylüyorum da sen hep kulak arkası ediyorsun aşkım. Sen o çiçekleri çöpe atmaya devam et. Ben de inatla her gün sana çiçek göndermeye devam edeceğim. İyi Cihan. Sana engel olamam senin seçimin. Ama çiçeklerin her zaman ait olduğu yere gidecekler. Aç aç. Rahat rahat konuş. Sevgilindir belki. Zaten biz artık birbirimize bağlayan hiçbir şey kalmadı aramızda. Ne demek kalmadı Ruşen? Biz hala evliyiz. Benim gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Niye yok yere bana işkence çektiriyorsun? Ben hala seni seviyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Seni özlüyorum. Anlıyor musun? Bundan sonra artık sadece özlersin zaten Cihan. Sen avukat buldun mu kendine? Avukat bulmadım. Bulmayacağım da. Benim derdim senden boşanmak değil. Ben seni geri kazanmak istiyorum. İşim gücüm var benim. Çıkıyorum ben. Sen de rahat rahat konuşursun. Ne var? Biz dükkanı bulduk Cihan Bey. Kendinizi ona göre ayarlayın. Yarın buluşalım. Ya siz böyle her kafanıza estiğinizde beni arayıp durmayın. Benim de işim gücüm var. Sizlerle uğraşamam ben. Siz de beni böyle her istediğinizde olur olmadık tehdit etmeyin Cihan Bey. Benim de elimde kapı gibi videonuz var. Kapı gibi. Yarın benden telefon bekleyin. Allah Allah. Yani yüz verdikçe tepemize çıktı ya iyice. Öyle dedim ki böyle arada bir dizginlerini sıkmak lazım yani. Çok güzel konuştun. Suratı olmuştur. Muşmula muşmula. Faysal. Efendim aşkım. Bu bulduğun dükkan. Gerçekten anlattığın kadar güzel mi be? Çok güzel. 10 numara 10. Ay. Çok heyecanlandım şimdi. Allah'ım. Biz de gün yüzü göreceğiz artık ha? Sana öyle güzel günler yaşatacağım ki hayatım. Şu kocana biraz güven sen güven. Güvence almadan konuşmam. Halaz beni öldürür. Al sana güvence. Bana gerçeği anlatırsın. Sonra da parayı alır çeker gidersin. Allah'a da bundan sonra ben uğraşırım. Bence çok adil bir anlaşma. Ne diyorsun? Her şeyin arkasında Allah vardı. Nikahta ortaya çıkmamı da o istedi. Sonra yaptıklarımı da. Neden peki? Çünkü o senin kardeşin. Evet. Alaz. Cihan Giray'ın oğlu. Gel. Cihan Bey. Eğer vaktiniz varsa sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii Alaz, dinliyorum. Gel, geç otur şöyle. Anlat bakalım. Cihan Bey, ben evlenmeye karar verdim. Ne? Gerçekten mi? Çok sevindim. Kim bu şanslı kız? Aslında kızı tanıyorsunuz. Elif'in yakın arkadaşı, Yıldız. Siz ne zamandan beri birliktesiniz ki? Benim hiç haberim olmadı. Epeydir ortalarda yoktunuz Cihan Bey. Siz burada yokken çok şey değişti. Onu gördüm. Onu gördüm. Tebrik ederim seni ya. Müthiş bir haber bu.
Çok sağ ol. Böyle bir mutlu yuva kurmanı kim görmek isterdi biliyor musun? Anne. Keşke yaşasaydı da bugünleri de görebilseydi. Cihan Bey, biliyorsunuz sizden daha yakın kimsem yok. Yıldız'ı annesinden beraber istemeye gider miyiz diyecektim size. Ama eğer vaktim yok derseniz anlayışla karşılarım. Olur mu öyle şey? Seve seve gelirim. Bana bak, böyle bir teklifi bana getirmen bile beni çok mutlu etti. Kızı istemenin dışında da bir şeye ihtiyacın olursa hiç çekinme, bana gel, tamam mı? Çok teşekkür ederim Cihan Bey. Ne zaman ihtiyacım olsa yanımdasınız. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. DNA testi. Bak, beni koruyacaksın. Eğer beni korumaya söz vermezsen tek kelime daha etmem. Selma, seni koruyacağım. Anlat şimdi. Değiştirmiştir o testi. Nasıl yaptı bilmiyorum ama her şeyi yapar o. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlıyor. Her şeyi kontrol ediyor. Sır buydu yani, öyle mi? Evet. Ablamın sırrıydı. Ben biliyordum. Ama Alaz annesi ölmeden hemen önce öğrendi hastanede. Neden peki? Niye yapıyor bunların hepsini? İntikam için. Neyin intikamı? Yılların intikamı. Bir de onun açısından düşün. Evet, baban size yıllarca yalan söyledi. Ama Alaz'a da yalan söyledi. Onun için bunu kaldırması çok zor oldu. Tamam. Ben her şeyi anlattım artık. Beni bırak gideyim. Bir süre hiçbir yere gitmiyorsun Selma. Ama... Aması falan yok. Ben ne söylersem onu yapacaksın. Anlaşıldı mı? Peki sen bu soruların karşısında ne yaptın? Alaz bunları duyduğunda ne hisseder demek yerine gelip beni suçladın. Alaz bana kumpas kuruyor dedin. Hangi Alaz? He? He, bu Alaz mı kumpas kurdu sana? Burada yalan söylenmiş biri varsa o da benim. Annem senin benim kardeşim olduğunu düşünmüş. O da senin ve babamın DNA testi sonuçları. Saçmalık bu. Rüşan'ın böyle bir şeyi nasıl, ne hakla yapabilir? Alaz, benim bundan asla haberim yoktu. Yok, bu kadar ama çok fazla. Ben annemi kaybedeli daha bir ay olmadı. Bir teyzem olduğumu öğreniyorum. Sonra bütün o senin suçlamaların. Delilik bu. Bu tamamen delilik. Ruşan'ın böyle bir şeyi nasıl düşünebilir? Neyin peşindesin Alaz sen? Planın ne, derdin ne senin bizimle? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Yalnızsın sandım. Nasılsın Yıldız? İyiyim. Ya şey, Elif'in bir suçu yok. Konu benimle ilgili olduğu için ben ısrar ettim. Hayır Yıldız. Konu Alaz'la ilgili. Yıldız'la Alaz evlenemezler. Bak Yıldız, seni hayal kırıklığına uğratmak ya da üzmek istemiyorum ama... Alaz senin düşündüğün gibi biri değil. Sahtekarın biri. Ne oldu ki? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Anne, sen şu DNA testini kime yaptırmıştın? Benim tamamen aklımdan çıktı. Sonrasında konuşmadık hiç. Nereden çıktı bu şimdi? Öğrenmek istiyorum. Yani yarın bir gün başımız ağrıyabilir. Bir sızıntı olur, bir şey olur falan. Kriz yönetimi yapıyorsun yani. Yani birilerinin bir şeyler yapması lazım. Vallahi bizim klinikten Eren'e yaptırdım. Sonuçta yıllardır tanıdığımız adam. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Eren demek. Evet. Ben de zannetmiyorum. Ama... tedbirli olmakta fayda var. Oh!
Bol köpüklü kahvelerimiz de hazır. Ah. Al bakalım. Anneciğim, senden Alaz'la ilgili sorular üstüne sorular gelecekmiş gibi sinyaller alıyorum. Hayırdır? Ya niye böyle yapıyorsun Yıldız'cığım? Ben senin mutluluğunun bir parçası olamayacak mıyım? Neden anlatmıyorsun ki sanki? Bana biraz fırsat versen anne ha. Zamanı geldiğinde anlatırım ben sana zaten. Ya nasıl zamanı gelince anlatırım sana zaten? Kızım, Alaz'la birlikte olmaya başlamışsınız. Bir sürü sohbetler, yemekler. Ne zaman anlatmayı düşünüyorsun ki? İlk çocuğunu beklerken mi? Çocuk nereden çıktı şimdi ya? Kızım gayet normal şeyler bunlar. İnsanlar aile kurmak için evleniyorlar. Aile kurmak için de sadece karı koca olmak yetmiyor tabii. Bir de çocuk lazım. Ya biz Nara evlendik de çocuğumuz oldu Alaz'la. Bana bak. Yoksa o Alaz seninle evlenmeyi düşünmüyor mu? Seninle gönül mü eğlendiriyor ya? Bak eğer seninle gönül eğlendiriyorsa gözünü oyarım ha onun. Anne öyle birden uyku çöktü üstüme. Hadi sana iyi geceler. Bak yalana bak yalana uyku çökmüşmüş. Bak olan biteni anlatmazsan meraktan çatlarım ha. Kime diyorum bak. İyi misin sevgilim? Ha? Sence neyin peşinde bu Alaz? Bilmiyorum. Onun yerinde başka biri olsa... şimdiye çoktan ateşe vermişti her yeri. Düşünebiliyor musun? Patronum sandığın adam... babanın en yakın arkadaşı sandığın adam aslında senin öz ve öz baban. Ve sen ne yapıyorsun? Saklıyorsun. Türlü türlü oyunlar çeviriyorsun. Kumpaslar kuruyorsun. Amacı para değil. Para olsaydı şimdiye çoktan çıkmıştı zaten ortaya. Başka bir şey. Daha büyük bir şey. Daha karanlık bir şey var. Ama ne? Ne yapacaksın peki? Yani annenlere falan söyleyecek misin bu durumu? Hayır. Neyin ne olduğunu anlamadan kimseye bir şey anlatamam. Bana kalırsa bir an önce söylemen lazım böyle bir şeyi. Bekleme. Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? İkili bir hayat. Ya bu adam benimle aynı şirkette çalışıyor. Benim masamda oturuyor. Bana arkadaşlık yapıyor, yüzüme gülüyor. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi şaşırdım. Bir sorun mu var Alaz? Bulut bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Çok fazla soru sormaya başladı. Bu Selma çok dikkat çekiyor. Bir ayar vermemiz lazım şuna. Belki ortadan kaybolmasının vakti gelmiştir ha. Bilirsin insanlar böyle puf diye ortadan kayboluyorlar. Biliyorum. Bir varmış bir yokmuş misali. De asıl soru şu sırrı. Selma'yı ortadan kim kaldıracak? Giray'ları biraz zayıflatmamız lazım. Böl, parçala, yönet. Cihan, Giray hapse girmeli. Nasıl olacak o iş? Biz sağlayacağız. Ne nasıl? Cihan, Giray elini biraz kirletecek. Teyzemi öldürecek. Bir taşla manyas. Ne diyorsun? Hem Selma'dan kurtulacağız... hem de Cihan, Giray ayak altından kalkacak. Şimdi senin o karanlık aklının dehlizlerinde şu soru dolaşıyor değil mi? Bu iş nasıl olacak? Aşınabileydin. Bu işi hiç merak etme. Saat tıkır tıkır işliyor. Tik tak, tik tak, tik tak. Yıldız'la şu evlilik işini hızlandırmamız lazım. Bulut'un aklı daha fazla bulanmadan o nikah kıyılmalı. Hep beraber mutlu, büyük bir aile olmalıyız. Anne lütfen artık Elif'e iyi davran. Bak o kız senin için endişeleniyor. Seninle iyi geçinmeye çalışıyor.
bir aile olmak istiyor. Ama senin ona hak ettiği değeri vermen lazım. Al bak, kendi kızın bile yanında yok. Çok gerilmiş hanımefendi son olanlardan sonra. Detoks kampına gitti. Ama Elif burada. Senin yanında. Ve bence bu çok kıymetli. Ama artık senin de ona aynı şekilde davranman lazım. Merak etme Bulut. Olan biten her şeyin farkındayım ben. Ve inan buna. Sana söz veriyorum. Bundan sonra bambaşka bir Ruşen göreceksin. Çıktın. Yani ne işin var senin burada? Ben size çok şaşırır demiştim Mustafa Hanım. E baktım senin ağzından iki satır laf alamıyorum. Ben de aradım Alaz'ı kahvaltıya çağırdım. Nasıl? İyi yapmışım değil mi? Bence harika yaptınız. Çünkü siz beni aramasaydınız ben kendimi davet ettirmenin bir yolunu muhakkak bulurdum. Böylesi daha iyi oldu. Yıldız, hadi üstüne bir şeyler giy de gel. Tamam. Yıldız arıyor. Bu saatte. Evet, enteresan. Alo Yıldız. O burada. Anlamadım, kim orada? Alaz, Alaz burada. Alaz mı? Ne işi var onun orada? Annem kahvaltıya çağırmış. Alaz Yıldızlardaymış. Musa teyze onu kahvaltıya çağırmış. Hiçbir şey belli etmesin. Herhangi bir şeyden endişelenmesin. Yıldız, bak Bulut diyor ki hiçbir şey belli etmesin. Endişelendirmesin şimdi onu diyor. Sen hiçbir şey olmamış gibi devam et, tamam mı? Sakın onu kuşkulandıracak bir şey yapma. Tamam. Ya adamın suratını gördükçe midem bulanıyor. Adam şu an evimizde ya. Annemin yanında, masamızda. Ayını düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Biliyorum kuzum. Biliyorum, çok az kaldı. Bak dayan. Tamam mı? Yakında, çok yakında hayatımızdan tamamen çıkacak. Bak göreceksin. Tamam. Hadi görüşürüz. Bekletmeyeyim şimdi onları. Tamam, dikkat et kendine. Nasıl ya? Ne iş var o adamın orada? Ne yapmaya çalışıyor bu? Yıldız'la bir an önce evlenmeye çalışıyor. Çünkü ne kadar hızlı evlenirse bize o kadar çok yakın olur. Bizimle o kadar çok vakit geçirir. Bizimle yemeklere çıkar, gezer. Amacı bu. Ama bunu neden yapıyor? Sebebi ne? İşte asıl muamma bu. Küçüklüğünden beri böyleydi bu. Nerede bir patavatsızlık yapılacak o yapar. Nerede bir balta taşı vurulacak o vurur. Oo, bakıyorum muhabbet koyulaşmış. Gel gel, biz de senden bahsediyorduk, gel. Ya Yıldız, sen gerçekten okulun ilk günü altına mı kaçırdın? Pes anne ya. Bir üstümü değişip geldim. Konu nasıl oraya geldi? Anlatacak başka bir şey bulamadın mı sen? Yok, vallahi ben çok memnunum. Hatta annenle haftada bir buluşup senin utanç verici çocukluk hikayelerini dinlemek üzere sözleştik. Aa, asma suratını be güzel kızım. Şakalaşıyoruz şurada. Peki. Biraz da ciddi şeylerden konuşalım. Aslında sana bu yüzüğü daha güzel bir günde, daha özel bir ambiyansta vermek isterdim Yıldız ama... benim için aileyle yaşanan anılardan daha özeli yok. Sana bu yüzüğü annenin yanında takmak istedim. Çünkü daha ilk günden ne kadar ciddi olduğunu... ve kızının ne kadar emin ellerde olduğunu bilmesini istedim. Cihan Bey'le konuştum.
Seninle mümkün olan en kısa zamanda evlenmek istiyorum Yıldız. Annenin tamam gelin dediği gün Cihan Bey'le seni istemeye geleceğiz. Bence bir an önce annenle babanla konuşman lazım. Daha fazla saklayamazsın. Bugün DNA testini yapan doktorla buluşacağım. Alaz'ın ne kadar zamandır arkamızdan iş çevirdiğini anlamam lazım. Düşündüğünden daha büyük olabilir bu iş. Sen onca zaman beraber çalıştın şirkette. Herhangi bir şey fark etmedin mi? Ya ben en başından beri zaten Alaz'dan hiç hoşlanmadım. Tabii senin arkadaşın, çok seviyorsunuz birbirinizi diye bir şey söyleyemedim. Bunca zaman beni kandırmış olmasına inanamıyorum. Niye yapar bunu? Niye karşıma çıkıp da ben senin kardeşinim demedi? Ben niye gelmiyorum dükkana Gülendam, ha? Benim, yani çok saçma değil mi benim anlaşmam ya? Cihan Bey'le benim el sıkışmam lazım. Faysal'cığım, çünkü bu iş senin o beceriksiz ellerine bırakılmayacak kadar ciddi bir iş Faysal'ım. Ayrıca dükkan benim üstüme yapılacak. Ayıp oluyor ama ha. Şan babası değiliz biz. Vallahi artık ne oluyorsa oluyor Faysal. Kusura bakma da ben senin kumar geçmişini biliyorum. Bu dükkanı senin ismine yapacak kadar kafayı yemedim daha. Ya en azından geleyim adamla falan konuşurum orada, bir şey yaparım yani. Cık, olmaz. Cemre'nin başında duracaksın sen burada. Çocuk bakıcısı mıyım ben ya, ha? Çocuğun üstüne zaten kilitledin kapıları. Hayret mi duvarlardan kapılardan çıkacak? Hayret bir şey ya. Faysal bak. Bu Cemre var ya, cin gibidir, cin cin. Ne yapar, ne eder? O odadan çıkmanın bir yolunu bulmaya bakar. Aman gözünü seveyim. Sakın ha bu Cemre'nin odadan çıkmasına izin verme. Anladın mı? Anladık. Sen de bizi hepten işe yaramaz belledin de. Neyse, çabuk git, çabuk gel. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah Faysal, inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi, gidiyorum ben. Çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek. Kalmayın kapıda lütfen. Tamam. Buyurun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Alaz Bey. Alaz Bey. Şey, Alaz Bey. Benim sizden bir ricam olacaktı da. Buyurun Gülendam Hanım. Ne demişler? Kul sıkışmayınca Hızır da yetişmezmiş. Vallahi Hızır gibi yetiştiniz yani. Nedir sorun Gülendam Hanım? Sorun sizin arkadaşınız. Gerçi ben böyle sizin gibi beyefendi, yakışıklı, karizmatik bir adamın yanına bu çirkin bir eşkıya hiç yakıştırmıyorum ama... Uzatmasanız Gülendam Hanım. Sırrı dişlerini geçirmiş benim kızıma. Musallat oldu benim el kadar kızıma Alaz Bey. Gözlerini boyuyor onun. Niyeti belli tabii. Sizin şımarık kızınızla benim sırrının ne işi olabilir Gülendam Hanım? Teessüf ederim Alaz Bey. Benim kızım gerçek bir hanımefendidir. O zaman korkulacak bir şey yok demek ki. Sırrının tatlı hanımefendilerle işi olmaz Gülendam Hanım. Alaz Bey. Bu mesele böyle dalga geçilmeyecek kadar ciddi bir mesele. Ben kızımı o eşkıyadan koruyabilmek için odalara kilitlemek zorunda kaldım. Halbuki sizin tek bir lafınız yeter benim kızımı o eşkıyadan korumaya. Eğer siz bana yardımcı olursanız, ben de size yardımcı olurum. Al gülüm, ver gülüm. Ne olur güldürmeyin beni Gülendam Hanım. Siz bana nasıl yardımcı olacaksınız? Siz de ne olur beni küçümsemeyin Alaz Bey. Benim de kendime göre bildiklerim var elbet. Hem de hiç kimsenin bilmediği kadar büyük şeyler bildiklerim. Eğer siz bana yardımcı olursanız, ben de sizin önünüze tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük kapılar açarım. Komik bile değilsiniz Gülendam Hanım. Tahmin edemeyeceğim kadar büyük kapılar, öyle mi? Bakın Alaz Bey, benim kızım. Benim için bu dünyadaki her şeyden daha önemli. Benim kızım için şu dünyada yapmayacağım hiçbir şey yoktur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Siz benim kızımı koruyun bu beladan. Uzaklaştırın o eşkıyadan. Sonra beni arayın. Müsaadenizle.
Niye yaptın Eren bunu? Allah sana para mı teklif etti? Yoksa tehdit mi etti seni? Numuneleri ben değiştirmedim Buluz Bey. Ruşan Hanım ne verdiyse onları test ettim. Eren bak, bana yalan söylemeye devam edersen seninle sonuna kadar uğraşırım, haberin olsun. Önce lisansını iptal ettiririm. Gerekirse seni hapse attırırım, anladın mı? Anlat şimdi adamı. Alaz Bey bana para verdi. Ben de annenizin verdiği numuneleri değiştirdim. Boğazıma kadar kredi borcum vardı. Yapmak zorunda kaldım. Bir tek kredi borcu olan sen misin? Ha? Bir tek senin mi para ihtiyacın var? Bu söylediklerim aramızda kalacak. Anladın mı beni? Alaz'a bunların hiçbirinden bahsetmeyeceksin. Anladın mı beni? Anlaşıldı efendim. Gel Elif. Beni çağırmışsınız. Evet. Otursana şöyle. Oturayım. Elif, evde kalmak istemem benim için çok anlamlıydı. Ve bunun için sana etraflıca bir teşekkür edememiştim. Teşekkür ederim. Yani Bulut'la aynı evde olmak benim için böyle bir zamanda çok kıymetli. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyorum. Evet, gerçekten zor bir süreç. Yani ama her ailenin içinde yaşanabilecek şeyler bunlar. Ben eminim yani Cihan Bey'le en kısa sürede bu problemi de aşacaksınız. Aramız artık mesafede olsun istemiyorum seninle. Bana Ruşan Hanım deme mesela. Anlamadım. Aslında anne de demeni istemiyorum. Ama abla diyebilirsin. Tabii yani siz nasıl iyi hissedecekseniz kendinize. Ruşan'ım, Ruşan abla. Kolay gelsin. Sağ olun. Bakın bu yerler birinci dereceden kaliteli fayans olacak hep. Boya da öyle, en kalitelisinden olsun. Bir de şu sizle konuşmak istediğim havalandırma meselesi var. O en önemlisi. Aman gözünüzü seveyim. Yani buradan yemek kokusu falan çıkar. Ondan sonra benim koluyla komşuyla hep papaz edersiniz. Aman dikkat. Faysal Bey'le görüşür bunları. Tamam. Yani Faysal Bey'le görüşmüş olabilirsiniz de. Yani benle de konuşun. Ne var? Yani ağzınız mı yorulur canım? Cihan Bey, hoş geldiniz. Bakın, yerler birinci kalitede seramik, boya da öyle. O da en kalitelisinden. Yani çiçek gibi olacak bu dükkan, çiçek. Yatırımımıza gerçekten gözümüz gibi bakacağız, gözümüz. Hiç merak etmeyin. Hiç vakit kaybetmeden gidelim notere de bitirelim şu işi. Tabii, yani iş adamının hali... Ya Gülendam Hanım, hadi. Tamam, peki. Kapıyı açarsam annen kızar. Ya baba açar mısın lütfen kapıyı? Bak kapıyı açarsam annen de papaz oluruz. Baba ya annem delirdi sen de ona ayak mı uyduruyorsun aç lütfen. Çık kapının arkasından. Çık git şuradan. Hadi ama İsa. Çağırdın beni buraya. Söyle artık ne söyleyeceksen. Ben her şeyi duydum Yıldız.
Neyi duydun anlamıyorum. Elif'e olanları, Alaz'ın Elif'e yaptıklarını. Kızın başına gelen her şeyi biliyorum, anladın mı? Şimdi anlattırma bana duyduğum şeyleri burada. Her şeyi biliyorum Yıldız. Duydun demek ki. Evet. Bak Elif benim kardeşim. Benim kardeşim dediğim adam kardeşini bana emanet etmiş. Şimdi ben o kızcağızı ve bunu yapanları ben geberteceğim, anladın mı? Sen silah mı taşıyorsun yanında? Sakla şunu, bir gören olacak. Bak senden bir şey isteyeceğim. Ben o şerefsizleri gebertirken başıma bir şey gelirse... inana bunu söyle, tamam mı? Başıma bir şey gelirse... onu, her şeyi bilsin istiyorum. Bunları niye yaptığımı, kardeşim için kendimi feda ettiğimi bilsin istiyorum. Tamam mı Yıldız? Söyle lütfen. Baba. Hı? Karnım acıktı benim ya. Bir şeyler hazırla da yiyeyim şu hapse girmeden. Ben sana bir şeyler söylerim, sen yukarı çık getiririm ben. Ne olur burada yesem gözünün önünde, ne yapacağım ki? Allah Allah, annen kesin emri var diyorum sana ya. Seni dışarıda görse delilerini çık yukarı, ben getiririm sana. Sen ne ara annemden bu kadar tırsar oldun? Vallahi ben bir Allah'tan bir annenden korkuyorum. Ama senin için özel bir şey yapabiliriz yani. Hazırlarım, getiririm. Tamam. Acele. Sana ne ustat teyze ya? Tutma beni. Şş, dur dur, böyle elinde koca çantayla. Kız evden mi kaçıyorsun yoksa? Tabii bu anayla zor. Ya Allah Allah, anam mısın, babam mısın, mahallenin muhtarı mısın ustat teyze? Sana ne ya? Tutma beni. Kurtuluyorum sizden işte. Oh, yeter be. Öf. Elif'e yardım etmek istiyor musun gerçekten? Tabii ki, kesinlikle istiyorum Yıldız. Tamam. O zaman bu ölmek ve öldürmek işini bir kenara bırakıyoruz. Dinle. İlk aklınıza gelen şey ölmek ve öldürmek olduğu için bu durumdayız biz zaten. Öldürmek falan yok. Tamam mı? Tamam, tamam anladım. Yok da peki cezasız mı kalsınlar? Elif'e bunları yapanlar elini kolunu sallaya sallaya geçsin mi Yıldız? Tabii ki cezasız kalmasın. Ama öldürmek de bir çözüm değil İsa. Bu adamlar karanlık adamlar. Kanunsuz bir sürü işleri var bunların, değil mi? Evet. Tamam. O zaman sen de onlarla birlikte çalışacaksın. Tamam. Ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Ne demek istiyorsun sen? Onların aralarını sıcaksın. Fotoğraf çekeceksin, kayıt alacaksın. Onların yaptıkları bütün pislikleri tek tek belgeleyeceksin. O şerefsizleri gereken cezayı adalet verecek. Dört duvar arasında çürüyüp gidecekler. Tamam mı? Yapabilir misin bunu? Tabii, tabii kesinlikle yaparım. Onun şerefsizler cezalarını çeksinler. Ben her şeyi yaparım yalnız. Ama bak... İnana hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Bak, eğer öğrenirse bir çuval inciri berbat eder. Tamam, merak etme sen, ben hiçbir şey söylemem ona. Tamam. Yıldız. Hı. Sen bayağı esaslı bir kızmışsın. Eyvallah. Bulut. Bulut, ne olur artık bırak beni, gideyim. Acelen ne? Bak ne güzel ziyaretine geliyorum senin. Sohbet ediyoruz. Şimdi sana bir soru. Bizden aldığın paraları Alaz'a mı verdin? Evet. Demek ki derdi para değil. Bizi tedirgin etmek istemiş. Bak, ben ne biliyorsam anlattım sana. Bırak artık beni, gideyim. Tamam. Bırakacağım. Ama benim için son bir şey yapacaksın. Cihan Bey, Allah sizden razı olsun. Çok büyük bir hayır işlediniz, sağ olun. Bakın, siz bana şantaj yaptınız, ben de buna boyun eğdim. Durum bu. Yani öyle ortada başka bir şeyler varmış gibi davranmanın bir anlamı yok. Peki, madem siz öyle diyorsunuz, öyle olsun.
Bu arada yani geçerken beni de şöyle bir eve bırakırsınız ha? Benim işlerim var biraz. Siz de şuradan bir taksiye biner gidersiniz, olur mu? Olur. Yani öyle de olur tabii. Niye olmasın? Bu arada sizi mutlaka büyük açılışımıza bekliyoruz. Yani hem de onur konuğu olaraktan. Yani öyle çelenkle melenkle olmaz. Kabul edemeyiz. Geleceğimi sanmıyorum. Peki Cihan Bey, o zaman ben şey yapayım. O açılıştaki ikramlarımızdan göndereyim şirkete ha? Bakın şöyle yapalım. Ben sizi ne kadar az görürsem benim için o kadar iyi olur. Tamam mı? Hadi iyi günler. Ey Allah'ım. Sana binlerce kere şükürler olsun. Bizim de şu dünyada en sonunda dikili bir ağacımız oldu. Çok şükür. Eyvallah Nuri abi. Dilini mi yuttun abi? Ya konuşsana. İnsanlar çok fazla konuşuyormuş. Ortalamayı düşürmek için bugün tek kelime etmeyecekmiş. Yemin ediyorum çok büyük adamsın Nuri abi. Bak parayı bulayım ve şuraya senin heykelini dikeceğim. Ben de çok konuşuyorum, ben de susayım. Tamam, tamam. Ne yapıyorsun Nuri abi? Ne yapıyor oğlum bu? Sessizlik yemin etmiş beyimiz. Millet çok konuşuyormuş, ortalamayı düşürmek için artık konuşmayacakmış birader. Vallahi heykeli dikilecek adamsın ha Nuri. Aynısını söyledim. Sen niye çağırdın beni? Birader sen haklıydın. Yani şu Sırrı abiyle çalışıp çalışmama konusunda. Yani sen seni kırmaz, hani sen söylersen sana hayır demez. Konuş beni alsın yanına. Nereden çıktı oğlum şimdi? Oğlum böyle hayat mı olur lan akşama kadar kahve köşelerinde? Şu üstümüze başımıza bir bak. Cebimizde paramız yok, manitamız yok. Böyle yaşam mı olur lan? Ben artık varım birader, söyle. Ne gerekiyorsa yani. Beraber çalışalım. Bu İnan'ın kız kardeşiyle ilgili bana söylemek istediğin bir şey var mı Sırrı? Ne zamandan beri hatunlarla ilişkilerimizi birbirimize anlatıyoruz Alas? Demek anasının söyledikleri doğru. Ne dedi anası senin yanına gelip? Mahallede karşılaştık. Dedi ki o eşkıya arkadaşına söyle kızımdan uzak dursun dedi. Sen ne dedin? Tamam hanım teyze ben şimdi gidip kulaklarını çekeceğim mi dedin? Ne dedin? Bak Sırrı. Senin kızlarla ne iş çevirdiğin benim zerre umurumda değil biliyorsun. Ama? Ama bu işlerinin bizim asıl işimizi etkilemesini istemeyiz değil mi kardeşim? Küçücük suda boğulmanın ne alemi var? Niye durduk yere dikkatleri üzerimize çekiyoruz Sırrı? Ben merak etme sen. Zaten yakında kızla işim bitecek. Zaten yaşım geçmiş benim bu gençler için. Çekemiyorum tantanalı. Az sabır kardeşim. Biraz dişimizi sıkıp plana sadık kalırsak bu İstanbul önümüzde diz çökecek. Tamam. Merak etme o iş bende. Takip ediliyorum. Ne oldu? Anlayacağız şimdi. Arıyorum. Sakın söylediklerimi unutma. Sakin konuş, tamam mı? Alo. Emin misin? Evet. Neredesin peki şimdi? Bir AVM'nin tuvaletindeyim. Peşimdeki adamdan kurtulmaya çalışıyorum. Tamam, durumdan haberdar et beni. Yarın buluşalım mı? Ondan sonra da ben biraz ortadan kaybolayım. Çok dikkat çektim. İyi. Arayacağım ben seni. Tamam. Bir gelişme olursa haber vereceğim. Tamam.
Ne oldu, nedir durum? Selma takip ediliyormuş. Bu kadının ortadan kaybolmasının zamanı geldi artık. Risk almanın anlamı yok. Haklısın. Daha fazla beklemenin bir alemi yok. Sesimden bile anlamış olabilir yalan söylediğimi. Korkma ya bu kadar. Sen Alaz'ı tanımıyorsun. Onun neler yapabileceğini bilmiyorsun. Yarın buluşma yerini ayarladıktan sonra senin işin bitiyor. Paralarını da alıp istediğin cehenneme gidebilirsin. Beni bir daha görmeyeceğine emin olabilirsin. Ben eminim zaten. Asla görmeyeceğim bir daha seni. Gülendam kız. Hayırdır? Seni uzun zamandır böyle neşeli görmemiştim. Vuslat. İnsanın dükkanı olur da neşeli olmaz mı hiç? Ne dükkanı kız? Çok yakında büyük açılış var. Sana da davetiye göndereceğim, merak etme. Gelirsin de bedava tarafından bir yemek yersin kız. Karnın doyar acık. Faysal'ın büyük bir lokanta açıyor. Artık bundan böyle o pilav arabası falan yok. Kendi el ceyizleriyle değerini bilen herkeslere çeşit çeşit yemekler pişirecek artık. Ya yani anlayacağın pek yakında Ardalı Yemek Sanayi AŞ Holding oluyoruz. Ardalı Yemek Sanayi. Ne o? Beğenemedin galiba. Yok yok, olmuş, ben beğendim de Cemre pek beğenmedi galiba. O ne demek kız? Yani az önce elinde bir tane bavul yangından kaçar gibi çıktı. Doğru bir taksiye binip gitti mahalleden. Ne diyorsun sen Vuslat?